87'de fena bir kar yağdı. Hayat durmuştu. 95'te de sel aldı götürdü her şeyi. Havanın böyle bozacağını bilseydik hiç gelmezdik. Bu mevsim sakat. Sol gösterir, sağa çakar. Neyse canım, yatacak yer olduktan sonra. Orası tuvalet. Biz iki ayrı oda istiyoruz. Başka odam yok. Yukarıda bir oda var, orada da ben kalıyorum. Ben yüzükleri görünce sizi evli sandım. Ondan hiç sormadım. Öyleyiz, öyleyiz de, evliyiz de. Buyurun o zaman. Buyurun. Abi, ben odada kalsam eğer mümkünse ücretini neyse öderim. O pek dert değil. Ben amcaoğlumda da kalırım da. Zahmet olmazsa. Tamam, nasıl istersen. Bak bugün sen kapını kapat, tamam mı? Dur şu battaniyeyi de al. İyi geceler. İyi geceler. Oo, hoş geldiniz. Buyurun. Welcome, welcome. Buyurun, buyurun. Söylemiştim ya, trekkingçiler. We wet and freezing. Do you have a room? Burayı bu kardeşe verdim, hanımıyla beraber. So there's no room. Senin orada yalan oldu kardeş. Sokakta bırakmayalım mı insanları ha? İyi tamam, neyse canım, yapacak bir şey yok. Hem siz burada daha rahat edersiniz. Yatakta rahattır, gerçekten bak. Tamam Kerim, gel çaresine bakarız. Tamam, onlar orada, siz orada. İki kişi yerde, iki kişi yatakta. Ben de amcaoğlunun evinde. Ben aşağıda ateşin karşısında otururum. Sen huzursuz olma. Yok, benim uykum yok ki. Sen yat yatağa. Şu koltukta uyurum. Hem hapishanedeki yatağım bundan daha rahat değildi. Yat uyu. Yoo, uykum yok benim. Seni rahatsız etmeyeceğimi biliyorsun. Kerim, ondan değil. Vallahi uykum yok. Yağmur da arttı iyice. Baksana, turistler yarı yoldan dönmüşler. E ne yapsınlar tabii gece gece? Nereye? Tuvalete. Yok mu hala? Yok. O zaman oyun oynayalım. Ne oyunu? Birbirimizi tanıyalım. E biz tanımıyor muyuz birbirimizi? Hayır. Tamam, nasıl oynayacağız bu oyunu? Birbirimize soru soracağız. Yazı mı Tura mı? Tura. Ben kazandım. Sor bakalım. Annenin babanın adı neydi? İki soru oldu bu. Söyle. Annemin adı Sevim, babamın adı Mehmet. Hatırladım. İlk günü söylemiştin. Evlilik cüzdanında da yazıyor. O günden sonra ben ona hiç bakmadım ki.
Sıra sende. Tamam, ne sorunum? İlkokul öğretmeninin adı. Huriser Dinçdoğdu. Benimki de Emine Korkmaz. Annemle babam öldükten sonra resmen annelik etmişti bize. Ortaokuldan sonra okulu bırakayım diye de çok uğraştı ama abime yardım etmem lazım. Annene benzer miydi? O nasıl biriydi? Evet. Güzelmiş o zaman. Hep halsizdi. Çocukluğundan beri alerjik astımı varmış zaten. O yüzden azıcık hareket etse yorulurdu. İncecik porselen bir bebek gibiydi. Babam da güler yüzlü iyi bir insandı. Çok severlerdi birbirlerini. İkisini de tanımayı çok isterdim. Sen ilk ne zaman çalışmaya başladın? Meryem ablamın annesi büyük ebenini öldükten sonra Meryem ablamı da ebenini ebenini diye evlere çağırmaya başlamışlardı. Anlatmıştı. İlk onun yanında çalışmaya başladım. Sonra havalar ısırınca sıkıldım tabii. Aklım denizdeydi. Meryem ablam da beni yarım gününe yanında çalıştırmaya başladı. Böyle avlunun ortasında gölgede ot kaynatırdı. O saatte sokakta olma diye belli ki. Zaten güneş böyle hafiften hafiften biraz almaya başlayınca Meryem ablam, hadi Kerim Bey bugünlük bu kadar yeter derdi. En iyi arkadaşın kimdi? Abim. Bir de kiracımızın kızı Oya. Oya benim en iyi arkadaşımdı. Sonra ailecek Muğla'ya taşındılar. Senin? Yani çocukken daha. Arif. Çok zeki bir çocuktu. Babası öğretmendi, sonra tayinleri çıktı gittiler. Bir daha haberleşemedik. En sevdiğin renk? Mavi. Seni? Mavi. En sevdiğin yemek? Pilav, yoğurt. Senin de ekşili köfte. Bir de patates yemeği. Mustafa'yla ne zaman tanıştınız? Sıra bende. Tamam, sor. Niye soruyorsun bunu? Çünkü seni merak ediyorum. Bilmek istiyorum. Ama hep huzursuzluk çıkıyor. Lütfen. Sıra bende. Sen niye bunu soruyorsun diye hakkını kaybettin. Sıra bende. Mustafa'yla ne zaman tanıştınız? İlkokuldan. Demek ki Oya'dan daha yakın arkadaşım varmış. O benim arkadaşım değildi ki. Hep uğraşırdı benimle. Saçımı çekerdi, ağlatırdı. Saçını çekerdi ama sonra aşık mı oldunuz? Sıra bende. Tamam, sor. Yok, vazgeçtim. Hadi bitirelim oyunu. Tamam, tamam. Son sorular. Sor. Hala ayrılmak istiyor musun? Hayır. Son soru. Ama bak sakın Mustafa ile ilgili bir şey sorma. Tamam, sormayacağım. Beni seviyor musun? Tamam, tamam, özür dilerim, cevap verme. Bak yine seni zorladım. Hadi sen yat uyu, ben biraz dolaşacağım. Seviyorum.
ısınıyorsun odaya? Böyle ısınıyorum. Sırılsıkla mı olmuşsun? Evet ya. Montun üstünden nasıl böyle ıslandım anlamadım. Hani insan iliğine işler derler ya. Ama üstündekileri çıkarman lazım. Bak ne diyeceğim, ben burada bekleyeyim. Sen git odaya çıkar, üstündekileri sobanın önünde kurut. Yok yok, gerek yok. O zaman bir ütü falan bulayım ben ya da saç kurutma makinesi. Gerçekten gerek yok. Kurur birazdan. Ama üstünde kurursa hasta olacaksın. Bak burnunu çekiyorsun bile. Gerçekten gerek yok Fatma, sen git yat. Ama yağmur da azalmaya başladı. Gün erken yola çıkarız. Hı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bak hapşırıyorsun işte. Al şu battaniyeyi üstüne. Sağ ol. Çok yaşa. Sağ ol. Good morning. Günaydın. Everybody's gone to clear the road. They've left about an hour ago. Anlamadım. Everybody has gone to clear the road. Your husband, my husband, and everyone has gone to clear the road. Bir dakika. Hadi arkadaşlar, kaldıralım şu kibriti. Sen öyle geç. Sen ne öyle? İyi, tamam mı? Efendim Fatma Gül. Neredesin? Dere kenarına geldim, yardım için. Ekipler birazdan gelecekmiş. Ha, tamam. Hadi hop! Hadi çek, 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 çek! Yol açılır açılmaz gideriz. Nasıl, sıcak mı orası? Evet, evet. Ben seni merak ettim. Sesin gitmiş, hasta olmuşsun bile. Hadi! Hadi! Yok yok, iyiyim ben. Çek, çek, çek! Birazdan gelirim, gideriz. Tamam. Would you like some coffee? Yes. Ben ekmek keseyim. Okay. Okay, let's eat. Thank you. Ben... Okay. Yürüyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.